milletvekilimiz, fehametli rektörüm, rektör yardımcılarımız, sayın garnizon komutanımız, barolar başkanımız, çok sevgili ve faziletli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, 2019-2020 ders yılının Uşak Üniversitesi'ndeki açılış dersine bana lütfettiğiniz için şeref duydum. Bundan senelerce önce, hem de 50 yıl aşkın bir süre önce, 62'de henüz şose bir yoldan İzmir'den bir müddet sonra Uşak'tan geçtiğimizde burada bir üniversite olacağını düşünmek mümkün değildi. Sadece bu bölgelerde yaşayan ve okuyan gençlerin bu bölgelerin kültürüne ne kadar yabancı olduğunu o grubumuzla tartışmıştık. Gezi grubunun başında arkeologlarımız vardı. Soruyu sonradan sorduğumuzda rahmetli Ekrem Akurgal'la bu konuyu konuşmuştuk. Ve bu benim için bir rüyadır. Burada insanların Uşak'ın geçmişini, 3000 yılını etüt etmeleri benim için fevkalade büyük bir olaydır. Fakat duyduğuma göre üniversitemizde mevcut olan arkeoloji bölümünün raydan çıkarılması düşünülüyor. Tasarruf tedbirlerinde her zaman için yanlış kararlar alınır. Bu kararlar, bırakınız bizi, üniversite geleneği çok eski zamanlara uzanan İngiltere, Almanya ve bazı Avrupa bölgelerinde bile olur. Maalesef idare, bürokratlar ve politikacılar üniversitenin olduğunu anlamazlar. Ve her zaman tasarruf tedbirlerinin kurbanı üniversite olur. Bu fevkalade yanlış bir düşüncedir. Üniversite input, output ve fayda analizinin yapılacağı bir alan değildir. Üniversite tıpkı bir insanın kitap okuması, boş zamanda resim yapıp müzikle uğraşması gibi bir faaliyet olarak düşünmelidir. Bir toplum istediği kadar zengin, istediği kadar güçlü olsun, eğer üniversitenin getireceği faaliyetlerden ve bilgi birikiminden uzakta kalıyorsa hüsrana mahkumdur. Maalesef Türkiye ikinci gruba dahil değilse de bu düşünceyle oraya yuvarlanabilir. 1900'lü yılları tamamladık, 2020'lere giriyoruz. 2 yıl içinde bu üniversitenin de 15. yılı kutlanacak. 20. yüzyılda Türk ilim hayatının becerdiği büyük işler vardır. Muasır medeniyetin gerektirdiği ilim dallarına 20. yüzyılda girmedik. Bu çok küçümseme olur ve bir cehalettir böyle konuşmak. Türkiye modern tıbba 18. yüzyıl sonunda değil, başında hatta eğildi. Ve bunun için gerekli eğitim sistemine adım attı. İçeri girmek için gürültü yapmanız gerekmiyor. Dershaneye nasıl giriyorsak öyle gireceğiz. Gürültü yapmadan gireceksiniz. Türkiye mühendislik eğitimine 18. yüzyılda başladı. Teknik üniversitemiz hiç şüphe yok ki en eski üniversiteler kurumudur. Bunun gibi baytarlık, zirai meseleler
eczacılık ve kimya konusunda da ilk atımları yaptı. Onlar üniversite tabelası altında değildi ama eğitim düzeyi oldukça yüksekti. Fakat bazı bilim dallarına girmemiz için ancak 20. yüzyılı beklememiz gerekti. Şurası bir gerçektir. Kemalist Türkiye'ye göre sanayimiz, kimyamız, tıbbımız, mühendisliğimiz, hatta bir takım başka dallarımız daha ileridedir. Ordularımız gördüğünüz gibi dünyada eğitim vermeye kabiliyetli 5 büyük ordudan biridir. Buna rağmen insani bilimler dediğimiz dallarda büyük bir gerileme değilse de duraklama içine girdik. Bizim istediğimiz hayatımızda bakkal hesabı yapmadan bazı dalların yaşamasıdır. Bundan bir 10 yıl evvel önce maalesef Yükseköğretim Kurumumuz yeterli eleman bulunamadığı, öğretim elemanı bulunmadığı gerekçesiyle hukuk fakültelerinden Roma hukukunu kaldırmak istedi. Roma hukukçusu olmamama rağmen hukuk tarihi öğretiyorum ve idare tarihi öğretiyorum. Bu gürültü yapan arkadaşlarımız herhalde sık sık böyle gürültü çıkarıyorlar. Bir kere de derste de böyle yapıyor musunuz acaba? Benim sesim mi gelmiyor? Oldu mu? Onun için gayet basit, ses denir böyle, gülgüle çıkarılmaz. İfade edeceksin. Yani bu yaptığınızda gülgüle denir. Hatta tiyatroda bunu İtalya'da falan la ramba lamba da falan derler. Öyle lambalar. Gülgüle denir. Opera sahnesinde, tiyatro sahnesinde manasız bir laftır. Kimse anlamaz. Fakat böyle bir uğultu ve vırıltı çıkar. Pazar gibi yani. Pazar meydanı gibi. Ses ifade etmek için ses diyeceksiniz. Bu kadar basit. Ses dediğin zaman bütün dünyada öyle voce diye bağırırlar. O da ona göre mikrofon kullanır. Çok özür dilerim. Bu böyle çok önemli bir şey. Bundan dolayı bizim memleketimizde bu dallara eğilim doğrudan doğruya Kemalist dönemin yeni üniversitenin bir icadıdır ve büyük muvaffakiyet göstermişizdir. Bazı şeyleri yanlış biliyoruz. Size şimdi yakın tarihten bunları göstereceğim. Hitler Almanyası memleketlerini ve bütün Avrupa'yı kasıp kavurdu. Bilim ve sanat hayatını yok ettiği zaman da kendi sapık ideolojileri doğrultusunda bir takım bilginler dışarıda kalmak zorunda kaldılar. Bunların çok azı gerçekten ideolojik tutumu itibariyle kaçmak zorunda kalmıştır. Mesela bir tanesi her zaman hayırlandığımız Robert Anhänger'dir, Türkologtur. Büyük bir adamdır ve bu zatın ismini şurada anıyorum. Bunun gibi bilginler vardı fakat bunların sayısı azdı. Diğerleri sosyalist oldukları, Yahudi oldukları ve daha bir başka kategori yüzünden dışarı atılmışlardır. Biz bunlara bağrımıza bastık. Fakat ilim tamamen bunlarla gelmedi. Kendi değerlerimizi gölgeleyemeyiz. 1930'larda memlekete Hititolojiyi getiren Güterborg değil, Sedat Alp'tir. Çünkü bu toprağın çocuğuydu ve büyük bir Hititologtur. Klasik arkeolojiyi bu millete öğreten, sevdiren rahmetli Ekrem Akurgal'dı. Başkası değil oydu. Ama başka bazı dallar vardır ki onları hakikaten onlar getirdiler, ecnebiler.
ve bunu devam ettirmemiz lazımken ettiremedik. Bugün Türkiye'de Bizans yarıştırmaları için orta zaman Yunancasını öğrenen ve öğreten bir kurum yok. Bu çok hazin. Bazı münafık insanların söylediği gibi Türkiye Bizans mirasını ezmekle işe başlamış, Kemalizmin rolü buymuş, bu yalan. Mustafa Kemal Atatürk'ün zamandaki Türk marifi Avrupa'ya tamam 5 tane öğrenciyi Bizans'tan da doktora yapmak için gönderdi. Hiçbiri yapamadı o dalda. Kabahat herhalde yollayan da değil, yollanandaydı. Ve bu hiç değilse bundan sonra devam edebilirdi. Bazı dallarda gidenler muvaffak oldular. Çünkü bu iş bu şekilde halledilmez. Bu iş toprağın üstünde yaşayan insanların, bu işe ruhen bağlılık gösterenlerin okutulmasıyla mümkün olur. Taşra Üniversitesi diye bir kategoriye soktuğumuz üniversitelerin bazılarının eşsiz bir yeri vardır. Herhangi bir şekilde doldurulamaz. Uşak Üniversitesi bunlardan biridir. Yalnız nerede yaşadığınızı, ne olduğumuzu bilmek şartıyla içinde bulunduğumuz vatan, yani Türkiye dediğimiz Küçük Asya, yeryüzü tarihinde etnojenesi, yani etnik yapısı en geç değişen ülkelerden biri, hatta birincisidir. Bütün Avrupa'yı barbarlar istila etti diyoruz. Evet, barbar kavimlerin biri itiliyor. Roma İmparatorluğu hakim bir güçken bastırılıyor. Yerine başka Germen kavimler geliyor. En son olan olay Filistin'e Yahudilerin yerleşmesidir. Onlar dahi bizim ecdadımız buralardaydı diyorlar. Kısmen bir kavgayla gelip yerleşiyorlar. Ama Küçük Asya'da Türk yoktu. 12. asra kadar yoktu. Sultan Alparslan Doğu Anadolu'da insanları, karşısındakileri yendiği zaman nereye gideceği biliniyordu. Herhalde burası değildi. Uşağı, İzmir'i veya İstanbul'u hedef almamıştı. Konstantiniyye'yi yani. Doğrudan doğruya Suriye, Filistin, Mısır gibi bölgelere inmek istiyordu. Bu çok önemliydi. Bunu yapamadığı takdirde yukarıya çıkmak söz konusu oldu. Ve Küçük Asya 12. yüzyılın sonu 13. yüzyılda Türkleşti. Türkleşmenin de adını biz koymadık. Bölgeyi çok iyi tanıyan İtalyanlar buraya Türkiye yahut Türkmenya dediler. Bu benim tespitim değildir. Rahmetli hocamız Şerafettin Turan'ın, Osman Turan'ın keşifleri, metinlerden yakaladıkları ve Claude Cahen gibi tarafsız oryantalistlerin tespit ettiği bir gerçektir. Bu ülkenin Türkleşmesi kesif bir göç ve bir kültürel değişimdir. Bu kültürel değişim nedir? Efendim buraya geldik, buradan her şeyi öğrendik. Yanlış. Her şeyi burada öğrensek, buraya saf göçebeler olarak gelsek, bugün çoğumuzun Yunanca konuşması gerekirdi. Veya dilimizdeki Yunanca'nın payı en azından %60-70 olurdu. Bu çok açık bir şeydir. Böyle bir şey olmadı. Neden olmadı? Çünkü buraya gelen insanlar karşılarında sadece Helenleri bulmadılar. Küçük Asya'da Helen ırkının, yani bizim Farsçadan gelen bir lafla Yunan dediğimiz İyon'dur aslı, ırkın yanında Ermeniler vardı. Onların yanında bir takım Sami kavimler vardı. Ve bir takım daha başka bugün dilini henüz tam çözemediğimiz, işte Kapadokyalı gibi, Pisidyalı gibi, Likyalı gibi kavimler vardı. Bunların hepsinin üstünde
Türkler kalabalık ve yaygın oldu. Onun için Türkçe bir lingua franca, bir geçim ve iletişim dili haline dönüştü. Bu çok açık. İki, gelen insanların şehir denen olguyu, şehir medeniyetini buradakilerden öğrenmesi diye bir vaka söz konusu değil. Herkes her yerden her şeyi öğrenebilir. Ama bizim geldiğimiz ülkeler İran'dır. İran büyük bir medeniyettir. Biz onu maalesef geçen asırda çok iyi etüt ettiğimiz halde bugün artık aynı hızımız kesildi. Bunların hepsinin yapılması gerekir. Böyle bir üniversite, gençleri çalışmak için bol vakit bulabilecekleri bir üniversitede kesintisiz bir şekilde Arapça, Farsça, eski Yunanca, Latince ve hatta Ermenice gibi dalların okutulması gerekiyor. Bu fevkalade önemli ve modern dillerden de İtalyanca'ya çok önem verilmelidir. Bazı dallar olmayabilir ama bunların olması lazım. Ve arkeoloji bu bölge için kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü Uşak en fazla kaçak kazının yapıldığı bölgedir. Bu kaçak kazıya adi hazine arayıcıları kadar maalesef Batı ülkelerinde Birleşik Devletler başta olmak üzere bir takım koleksiyonerler, müzeler destek olmaktadırlar. Bazı müzeler vardır Birleşik Devletler'de, Smithsonian gibi. Kaçak mal almıyor. Ama bazısı var ki bunların üstelik mahkemeyle tevsik edilmiştir bu yaptıkları işler. Mesela Metropolitan. Depoları doludur buralardan gitme ve satın alınan mallarla. Bunlar çok önemli. Bunların hepsinin farkında olacağız. Şu Uşak'tan çıkan Sart eserlerinin, Sardis yani ezilgi eserlerinin ne kadarını dışarılara gittiği, bazılarının artık uyanıklığımız sayesinde dava yoluyla geri geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Bu çok önemli. Seneler önce müdürlüğüm zamanında Topkapı'da İran Bastan yani Tahran Arkeoloji Müzesi'nden bir sergi getirdiğimiz zaman müdür bize eski Ahamaniş eserlerini de vermek istedi. Çok akıllı bir İranlı Kürt münevverdir Mehrendiş Bey. Bunları duymuyor musunuz? O zaman siz duymuyorsanız başkalarının duymasına izin verin. Çünkü mühim. Konuşuyorsunuz yani. Üniversitede bu şekilde bağırarak konuşulmaz. Onlar pazar meydanında olur. Fransa'da falan böyle bağırırlar kızlar. Bien majorité falan diye. Sevdan var güzelim, hoş gel falan diye piyasadaki çantasıyla gelen şeyleri. Susun artık duyduğunuz kadar, duymadığınızda yapacak bir şey yok. Açılış dersi böyle salonda veriliyor. Gelecek sefer derse, konferansa gelirsem açık hava meydanında veya işte bir spor varsa orada spor salonunda falan yaparım. Bu salonda olacak ve şunu da söyleyeyim, bu salonu çok iyi buluyorum. Yani bir takım büyük üniversitelerde bu kadar geniş bir salon yok. Mesela Ankara Üniversitesi'nde böyle bir salon yok bu kadar yükü olan. İstanbul Üniversitesi'nin salonu ancak bu kadar, belki değil bile. Başka yerlerde yok. Onun için her şeyi de bilmeniz lazım. Gelecek sefer daha geniş bir salonda yaparız dersi. Bundan dolayı şunun üzerinde ısrarla durmak istiyorum. Burada yapılacak şeyler bunu önlemeye yöneliktir. Maalesef Türkiye'deki en büyük milli spor hazine arayıcılığıdır. En büyük kumar dalı da hazineciliktir. Aileler batar çıkarlar bu yüzden. Ailelerin paraları, birikmiş servetleri, mülkleri hazine aramak için satılır.
sonunda bir şey çıkmaz ya, çıkan iki parça şey için bir de birbirlerini öldürürler. Davalar doludur. O bakımdan bizim bu dalda adam yetiştirmemek lazım. Tabii 50 kişi arkeoloji bölümüne almanın bir gereği yok. 5 kişi, 10 kişi alınır. Efendim bu ne lüks? Hayır değil. İlim zaten lükstür. Çok açık bir şeydir. Ama o 5 kişi umulmadık şekilde geleceğe ve memlekete ışık tutabilir. Bazı dallarda 100 kişi okuyabilir. Ama bazı dallarda sadece bir seminer masasının etrafında oturacak kadar öğrenci yetiştirilir. Sağınıza bakıyorsunuz Lidya eserleri. Solunuza bakıyorsunuz Tahran Arkeoloji Müzesi'nden daha çok İran eseri çıkıyor. Bura İran İmparatorluğu'nun en bereketli, en yaygın yeri Ahamanişler devrinden beri. Kral yolu buradan başlıyor. Ta Gordion üzerinden Şuşa'ya kadar gidiyor. Yani İran Müzesi'nin bana verdiği eserleri bizde var, bunlar daha neler var deyince Mehrendiş şaşırmış diye gel göstereyim dedim. Yani Arkeoloji Müzesi'nde teşhir edilen veya edilmeyen sayısız eski İran buluntuları var. Çünkü burası o medeniyetin de içinde. Bizans da buranın merkezi. Eski Yunan klasik Helen medeniyetinin en önemli şehirleri ve tipik yerleşkeleri de gene burada. Onun için bu dalların öğrenimi yeni asırlar için çok önemlidir. Üniversite açılış dersinin bazı konulara değinmesini gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi, ben galiba 10 yaşında falandım, 11. Evde yaramazlık yaptığım için annem beni Ankara Üniversitesi'nin açılışına götürdü o gün. Dil tarihte. Arkada oturdum böyle yanında. Bir rahmetli profesör, ismini unuttum, Eczacılık Fakültesi hocalarından da açılış dersini o yaptı. Ve konu eczacılık tarihiydi. Kleopatra'nın bize literatürde naklettiği gibi sadece Sezar'ın ve Antonius'un sevgilisi ve politik dalaveralar çeviren biri değil, birinci sınıf bir farmakolog olduğunu orada duydum. Yani eczacılık tarihine, literatürüne katkıları olan büyük bir kimyacı. Mısır zaten kimya ilminin ana vatanıdır, eski Mısır. Ve bir eczacı. Ve ayrıca bütün sefirleri tercümansız kabul ettiğini öğrendim. Bunlar önemli derslerdir. Bir dalın dışındaki layman dediğimiz konuyla ilgisiz insanları aydınlatacak şeylerdir. Ümit ediyorum bugün dinlediğimiz güzel müzik gibi başka meraklarınız da olur. Ve bu arkadaşların kurduğu güzel müzik topluluğu gibi sizin de arkeoloji topluluklarınız, resim topluluklarınız zaten varmış, coğrafya topluluklarınız olur. O zaman daha çok ilgi çekersiniz ve daha çok geliriz. Çünkü bir yerde ilgi çekmek için çiçeğin kokusu alması gerekiyor. Kokularınız salınsın ki ne tip çiçekler olduğunuzu görelim. Bu en önemli şey. O zaman hepimiz buraya gelir, size yardım ederiz. Bu bölge kıyıda köşede kalmış bir yer değil. Ben de her yerde üniversite açılmasına karşıyım, bunu biliyorsunuz. Ama burada açılması o kategoriye girmiyor. Burası önemli bir merkez. Buranın kendine göre ziraatı var, kendine göre tarihi var, kendine göre zenginlikleri var. Bu dilleri ve bu arkeolojiyi öğrenmek için bu bölümü yaşatacağız. Ben Uşak Üniversitesi'nden arkeolojinin kaldırılmasına karşıyım. Bunu burada açıkça söylüyorum. Ve böyle 50 tane öğrencide almayın, doğru dürüst yetiştirmeye gayret edin. Ona göre tahsisat verilsin. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Hiç şüphesiz ki buralarda yapacağımız şeylerle bazı yönlerde atılımlar yapacağız.
Burası bir Türk yurdu. Türkmenlerin bugün dahi en önemli dallarıyla, sanatlarıyla, adetleriyle yaşadıkları bir yer. Bir nevi Küçük Asya'ya intibak eden Türkmen uyanıklığıyla, öbür yandan bir taassubun, hatta bir muhafazakarlığın bir arada yürüdüğü bir yer. Bu çelişkiler her toplum için doğrudur. Klasik aile düzeni devam ediyor. Ama klasik ailedeki verilerin aksine erken evlilik, çok çocuk görünmüyor. Çünkü hayata intibak ediyorlar ve çocuklarını okutmak istiyorlar. Bunlar hepsi anlaşılan değişiklikler. Ve bir tarafıyla da şunu bilmemiz lazım ki, burası gerçekten hareketli bir bölgenin ortasında yer alıyor. İzmir, Konya gibi geleceğin endüstri merkezi, Bitinya dediğimiz Hudabendigâr denen Bursa İstanbul noktasının yanında olmak. Yakında geçen hafta tiyatroya giremedikleri için oyuna Anadolu Üniversitesi'nde protestolar yaşandı. Bunu hak ettin demek lazım belediye reisine. Çünkü kendisi talebeyken oyun sahneye koymak için dekor paraları yok, kamp satmışlar Kızılay'a. İşte sonunda böyle olur tiyatro diyeceksin. Ne kadar mutlu bir tecelli. Yani insanlar durdukları yerde bir şeyler yapıyorlar. Bugünün Türkiye'sinde bazı şeylerin açması ve patlaması için illa İstanbul'da olmak gerekmiyor. Evet, açıklanmıştır, geliyorlar. İnsanlar bir yerde sergilerin önünde kuyruk oluyor, bir yerde tiyatroların önünde kuyruk oluyor, konferanslara gidiyor. Burada da bu dalların yaşaması gerekiyor. Ve işte tezende ısrarla duruyoruz. Türkoloji yapmak için klasik Farsça, klasik Arapça, tarih yapmak için ortaçağ dilleri, Yunanca ve tabii İtalyanca. Ve hiç şüphesiz ki yapılacak işlerin başında arkeoloji bölümünün yaşatılması, devam ettirilmesi gerekiyor. Sayın Rektörüm, Fehametli hocalarım, bunun üzerinde benden çok daha iyi düşündüğünüzü biliyorum. Bir üniversite demek, ummadığımız dallarla üniversite vasfını kazanır. Üniversite Avrupa'da ve Bizans'ta ilk önce hukuk fakültesiyle neşvinema buldu. Yani dünyanın en eski fakültesi, hukuk fakültesi Roma'da değildi. Romalıların hukuk mektebi yoktu. Pratikte öğrenirlerdi. İlk hukuk mektebi İstanbul'da kuruldu İmparator Theodosius tarafından. Ve onun için İstanbul Üniversitesi eski üniversitedir. Bunu herkes bilir. O sizin bildiğiniz Heidelbergler, Sorbonlar, onlar birkaç yüz sene sonra ondan. Bu çok önemli. Ve ilk aslında gerçek bir üniversite eğitimde tabii tıpkı Bizans'ta olduğu gibi Bağdat'ta. Çünkü hukuk da öğretiliyordu, tıp da öğretiliyordu. Tarihin üzerinde de çok duruyorlardı. Bu üç dal olmadan gerçek anlamda bir ilimin yapılması mümkün değildir. Bunu istikbalde de göreceksiniz. Sakın burada oturup da sıkıldığınızı zannetmeyin. Gerçek şeyleri öğrenmeye kalkarsanız sıkılacak vaktiniz olmaz. Bu çünkü bir nevi tekrara dayanan dallardır. Böyle suni robot çalıştırarak falan ilim yapılmaz. Onu bazıları düşünüyorlar, bizi ilgilendirmiyor tip düşünceler. İnsanların en büyük robotu kendi beyinleridir ve onu kullanabilmektir. Hepinize başarılı ve hayırlı bir ders yılı diliyorum. Ve ümit ederim ki ders yılı içinde de görüşürüz. Saygılarımı sunarım.